Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere astronot balıkları hakkında bilgiler vereceğim. Astronot balıkları doğal olarak Amazon nehirlerinde yaşayan bir tatlı su balığıdır. Oscar balığı olarak da adlandırılıyor. Boyutları da arkadaşlar 30-35 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Çok kısa sürede gelişiyorlar. İştahları açık olan bir balık türü olduğu için kısa sürede büyük boyutlara ulaşabiliyorlar. Diğer balık türlerine göre zeki bir balık türüdür. Sahibini tanıyabiliyor. Eğer eğitebilirseniz elinizden de yem yedirebilirsiniz aynı zamanda. Küçük boyutlardayken akvaryum içerisinde biraz hareketli oluyorlar. Ancak boyutları büyüdükçe hareketleri de biraz daha yavaşlıyor. Etçil olarak besleniyorlar. Agresif bir balık türüdür. Karma akvaryumda besleyecekseniz arkadaşlar eğer astronot balıklarını Amerikan cikletleri gibi balıklarla ya da pacu gibi balıklarla beslemeye dikkat edin. Bir de balıkların boyutları astronot balığınızdan küçük olmamalı. Aksi takdirde balıklarınızı yiyebilir arkadaşlar. Oscar balıkları çok kısa sürede büyük boyutlara ulaştığı için akvaryum hacmi de en az 350-400 litre olmalıdır. Akvaryum içerisinde ince bir kum üzerine mango kökleriyle, bitkilerle ve kayalıklarla dekore edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu minimum düzeyde olmalıdır. Çünkü Oscar balıkları saklanan, kayalıkların arkasına saklanma ihtiyacı duyan balıklar değildir. Genelde açık olarak yüzerler, pek saklanmazlar. Tabii ki korktukları zaman saklanabiliyorlar. Akvaryum sıcaklığı da 23-26 derece aralığında olabilir. Bir de bitkileri falan sökebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden dayanıklı bitkilerle dekore etmelisiniz. Bir de bitkilerin köklerini sert kayalıklarla iyice sağlamlaştırabilirsiniz balıklarınızın sökmemesi için. Akvaryum içerisini çok fazla kirlettikleri için akvaryum filtre sistemleriniz çok iyi olmalıdır. Aksi takdirde tabanda dışkılar ve yem kalıntıları biriktiği için suyun değerlerini bozar ve balıklarınızın ölmesine sebep olabilir. Bu nedenle kaliteli bir filtre ve güçlü bir filtre kullanırsanız akvaryumunuz temiz kalır arkadaşlar. Astronot balıkları etçil balıklar olduğu için pet shoplarda satılan hayvansal protein ağırlıklı granül ya da pul yemlerle balıklarınızı besleyebilirsiniz arkadaşlar. Arada sırada da dana yüreği gibi taze yemler ve bitkisel yemler verirseniz balığınızın sağlığı açısından olumlu olacaktır. Tabii ki yem verirken balığın 4-5 dakika içerisinde tüketebileceği şekilde verin. Çünkü o yemleri yemedikleri zaman tabana çöküyor ve akvaryumun kirlenmesine neden oluyor. Bu balıklarda cinsiyet ayrımı biraz zor olduğu için dörtlü beşli gruplar halinde beslerseniz arkadaşlar üretim yapmanız daha da kolay olacaktır. Tabii ki üretim yapabilmeniz için akvaryum hacminizin de çok büyük olması gerekiyor. Yumurtlayarak çoğalıyorlar. Yumurtalarını düz zemin üzerine bırakıyorlar arkadaşlar bu balıklar. Çok fazla sayıda da yavru verebiliyorlar. Şimdi sizlere yakından da göstereyim astronot balığımı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi astronot balığım henüz daha çok küçük. Tabii ki kısa sürede çok büyük boyutlara ulaşabiliyorlar. Pet shoplarda bu balıkların farklı renkte olanlarını bulabilirsiniz. Beyazlı olanları var, siyahlı olanları var. Farklı renk tonlarında olanları mevcut. Araştırırsanız farklı renklerden oluşan bir koloni kurabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel balıklar görsel açıdan, ışıklandırma da olduğu zaman ve mango kökleri falan da olduğu zaman akvaryum içerisinde çok güzel görünüm oluşturabilirsiniz. Tropikal balıklar olduğu için pacu gibi pirana türleriyle beslediğiniz takdirde daha da güzel oluyor tabii ki karma akvaryum içerisinde. Arkadaşlar sizlere bugün astronot balıkları hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.